Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un 31 Aralık 2020 açılış itibariyle nerede, hangi bölgelerde onun analizini yapmaya çalışayım. Haftalık grafik üzerinde değerlendirme yapıldığında lineer bazdaki ölçekte Borsa İstanbul'un yılların geçilemeyen dirençlerini 20-10 yıllık direncini geçtiğini görüyoruz. TL bazlı. Tabi logaritmik bazda tam direnç seviyesinde. Dolar bazlı ise son 3 yılın yani şu bölgedeki son 3 yılın bulunduğu 2 dolar seviyesinde hedeflediğimiz 2 dolar 2.10 sent 2 dolar 10 sent seviyesine geldi. Hiç düzeltme yapmadan geldi. Bunu da belirtelim. Şimdi burada dikkatinizi birkaç hususa çekmek istiyorum. Hiç düzeltme yapmadı ve güçlü alımdan geldi. Ağustos osilatörü tarihi zirve noktasında haftalıkta dikkat ettiyseniz. Yani bu diklikte bir çıkış hiç yok arkadaşlar. Bizi tabi bu anlamda eleştiren arkadaşlar var. Ara ara düzeltme söyledik. Bu kadar hızlı hedeflerin geleceğini beklemedik. Haklılar. İşin doğrusu. Biz çünkü standart yorum yapıyoruz. %80'e göre yorum yapıyoruz. Anormal duruma hiç yorum yapamıyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi ki ben burada da yaklaşık 92 binden alıma geçmiş 82 bine kadar 10 bin puan terste kalmıştım. Yani 10 bin puan aşağıya kadar ortalama yaparak gitmiştim bu bölgede düşüş esnasında da. Çünkü standart her ne kadar şu bölgeyi bekliyor olsak da standart hiç düzeltme yapmadan sert bir şekilde indiğinde 92'den hatırlıyorum 92, 88, 86, 82'ye kadar sürekli 10 bin puan alım yapmıştım ben. 10 bin puan bizi terste bırakmışlardı. İşin doğrusu hisse senetleri kısmında ve Viyop'ta. Çünkü anormal bir fiyat hareketiyle de hız itibariyle hiç düzeltme yapmadığı için. Bu da aynı şekilde. Hiç düzeltme yapmadan gitti ve 1400'ün hedeflemiş olmama rağmen 1400'de %90 nakde geçmiştim. 1440'a geldiğinde %100 nakde geçtim. Sadece günlük trade etmeye başladım. 1440'a geldiğinde ve şimdi 1480'deyiz. Şu anki hedef de 1500, 1550 daha yukarı götürürseler dolar biraz daha yukarı çıkması lazım tabii. 2.10 senti düşündüğümden o zaman 1600 seviyesi ama 2.10 sent dolar geri gelirse ki doların potansiyel olarak dolar analizi yaparım ben ilk fırsatta 7.20'ye kadar ineceği görünüyor. 7.20'ye geldiğinde 2 dolar 144 yapar. 144 evet 144 145 1400 yapar yani 1400 1440 yapar. Dolayısıyla da 1500 civarı olur. Yani 2.10 2 dolar 10 sent düşünüldüğünde 1500 civarı olur ve o bölgeye gelinmiş oluyor dolarda bir geri çekilme olursa. Hiç düzeltme yapmaması hakikaten hiçbir göstergeyi tanımadan yukarıya gitmesi endeks bazında çok ilginç. Tabi bazı tahtalar hala harekete geçmediler. Biz ne yapıyoruz derseniz işte o yeni yeni harekete geçen tahtalar var. Onlarla işlem yapıyoruz. Doğru yerlerden giriyoruz, girmeye çalışıyoruz. Bazı tahtalar geride kalmışlardı. Yani sanayiden sonra işte ikinci, üçüncü grup şeklinde hareket eden tahtalar var. Belli alanda yatay tahtalar var ve tepe bölgelerde de bakın hiç direnç tanımadan giden bir endeksle karşılaştık. Ve çok kişi de maalesef Viyop yatırımcısı özellikle terste kaldı. Zaten bütün bu oyunlar onlar üzerine oynanıyor. Bunu herkes biliyor. Esasında yani her bildiğimizi açık açık söyleyemiyoruz ama neticede bütün bu hareketler Viyop oyuncusunu batırma, terse düşürme, sıfırı tüketmeleri için yapılan hamleler. Bakın buradaki yatay yani Viyop oyuncusuna fırsat tanımış. Buradaki hareket oldukça dik, burası oldukça dik, düşerken oldukça dik, burası oldukça dik, dimdik yani bakın. Dimdik giden bir piyasa. Şimdi böyle güçlü görünen bir piyasa. Dolayısıyla dönüşleri de buna benzer şekilde sert olacak. Ama ne zaman döner, nasıl döner, döner mi? O da ayrı mesele. Nereden döner? Trend kırılmadan bu dönüşlerden de bahsetmemek lazım. Bu sefer de herkes erkenden ters pozisyon açmış oluyor ve zarar etmiş oluyor. Bu açıdan Viyop'ta zaten Viyop'la alakalı analizlerin çalışmadığıyla alakalı bir kurs düzenledim. Birebir eğitimlerde verdiğim kursu bir robotik takip sistemiyle
Excel üzerinden bir robotik takip maaş sistemi ve algoritmaların nasıl çalıştığıyla alakalı bir kurs düzenledim. O kursla işte algoritmik yapı, bu sistem nasıl çalışıyor, hiç analiz bakmadan, analize dikkat etmeden günlük rakamlar üzerinden nasıl değerlendirilir? Çünkü insanlar çok terste kalıyorlar. Stop noktaları neresidir? Direkt onları belirledik. Dolayısıyla da işte Udemy üzerinde üzülüyorum hakikaten. İnsanlar bu kadar terste kalınca, stopta olmayınca, 1300'de bana mesaj atan arkadaşlar vardı. Buradan ne yapacağız? Çok terste kaldım. 1200'den, 1180'den beri tersteyim diyen arkadaşlar. Yok, bağlamında 1300 bölgesine gelmiş. Sonra orada ara bir düzeltme geldi. Biraz umutlandılar ama trend değişmediği için, bakın şu kısmı kastediyorum. Trend değişmediği için bu düzeltmeler hiçbir şey ifade etmiyor. Kamayı bile bakın, kama tarihi boyunca aşağı kırılır. %90 aşağı kırılır. %10'u yaptılar arkadaşlar. %10'u bakın, kamayı bile ne yaptılar? Yukarı kırdılar son 2 günde. Sırf bu bizim beklentilerimizi terse düşürmek için, tüm oyuncuları terse düşürmek için. Yani normal klasik teknik analizim bile, bizim yapısal analizim bile bakın %90 diyordum ben. %10'unu yaptılar arkadaşlar burada. İşte zaten mesele şu. %10'luk kısımda mecbur stop olacaksınız. Yani stop olmaktan başka çareniz yok. Aksi takdirde taşıyamazsınız. Nereye gideceği belli değil. Gerçi bunun aynısını S&P'de yaptılar. Terse gittiler ve sonra tekrar sistemin içerisine girdi. Yani kurallar tekrar işledi. Ama bunu yaptılar. Ve yine yaptılar arkadaşlar. Bakın burada yapmadılar, burada yapmadılar, burada yapmadılar ama %90 dediğimiz olayda %10'luk dilimi burada çalıştırdılar ve çok oyuncuyu terse düşürdüler. Şimdi biz de o yüzden bu insanlar terse düşmesinler, nasıl bir sistem kullanılır? Benim kendi kullandığım, 3 yıllık kullandığım bir sistem var. Yani normalde ben burada yapmış olduğum analizlerin hiçbirini Viyop'ta kullanmıyorum. Çünkü çalışmıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Trend de orta vadede çalışsa bile, yani long yönünü alırsınız, çalıştırırsınız. Ama kısa vadede kaldıraçlı olduğu için %5'i yediğinizde şu %5 bile size ciddi zarar veriyor. Paranızın %50'si gidiyor. Burada %5 yukarı doğru terste kaldığınız zaman yine gidiyor. İşte o yüzden kaldıraçlı sistemlerde stoplu gitmekte fayda var. Ben de bu açıdan işte bir kursu değerlendirdim. Dün de zaten duyurusunu yaptım. Peki kursta ne var, ne anlattık derseniz, kursta bütün bir sistemi özetleyen şu tablo hediyeli bir kurs olacak. Bu tablo üzerinden anlattık. Bir örnekle anlatayım. Mesela pivot değeri 1660. Dünkü 30 Ağustos Viyop sisteminin kapanış değeri bu. 1661'de buradaki bölge, ters bölge, bakın ok işaretleriyle gösterdik. 1674 görüldükten sonra bir sonraki yer 1650 bölgesine kadar geliyor ve buradan yine ters işlem açıldığında 1669 görüldü ve tekrar geldi aşağı doğru, 1660 bölgesine gelinmiş oldu. Yani kursta nerelerinin stop olacağı, nerelerde oyuna girileceği, nerede ters işlem yapılmayacağı, bunların hepsini bir tablo hediyeli, dediğim gibi. Tabii ki kursun tamamını bitirmek kaydıyla bunları anlattı ki insanlar terste kalmasınlar. Aynı zamanda hisse senetleri olarak da bu tablo kullanılabiliyor. Yani tablonun ikinci sayfası hisse senetlerinin destek dirençlerini benzer şekilde gösteriyor. Nereden kar alınır? Hiç kimseye ihtiyaç duymadan, hiç trend takip yapmadan, omuz başımız şu bu falan takip eden hiçbir formasyon bilgisi olmadan bunları görmek tablo üzerinde mümkün. Sadece yapacağınız şey hisse senedi değerini buraya girip işlemlere riayet etmek, alıcılı satıcılı bölgeleri takip etmek ve buradan yararlanarak sonuçlara bakmak şeklinde. Dediğim gibi yani neticede insanların sabrını sonuna kadar zorlayıp insanları bitirene kadar uğraşan bir sistem var. Biz de bunların oyunlarının karşılığında terste kalmamak gerekiyor. Burası işte genel anlamda bizim analizlerimizde 1400'ün hedef olduğunu söylemiştik. 1400 ve oradan düzeltme gelmesi gerekiyordu ki geldi, ama ne kadar geldi? Son derece sınırlı bir düzeltme geldi. Onun üstüne de tekrar 2 dolar seviyesine attı. Tabii herkesin biz analiz ederken belli dönemlerde, şimdi ben 1400'ü teknik olarak şuralardan itibaren, buradan itibaren beklemiştim biliyorsunuz, 1400, ama 1400'ü beklerken ben 7 doları hedeflemiştim. Daha doğrusu doların 7 TL olacağını hedeflemiştim. 7 TL 2 dolar da 1400'e denk geliyordu. Dolar 7,5'tu o zaman, hatta 7,80'di, hatta 8'di, düzeltiyorum ilk söylediğimde.
8'den 7'ye kadar geri çekilmesini bekledim. Sadece 7.30'a kadar çekilebildi. 7.30'a kadar çekildiğinde bu marş ister istemez TL bazlı yukarıda kaldı. Yani orayı o anlamda hesaplayamadık ve doların geriye gelmemesi durumunda da borsa daha fazla yukarı potansiyel taşıdı ve son alımlarla, son haberlerle beraber iyice terste kalan oyuncuları yukarı aldılar. Bir husus daha vardı. Hep ifade ettiğimiz aralık vade yabancılar long'ta arkadaşlar diyorduk. Yani yabancılar long'ta, tahtaların sahipleri long'ta. Dolayısıyla aralık vadeyi yukarıda kapatırlar. 1400 gibi biz 1400 hadi 1450 benim beklediğim yer maksimum. Ki onun bile üstüne attılar. 1480'e kadar geldi. 1500'de görülmeden rahatlayacak gibi de görünmüyor. Oldukça dik çıkan bir piyasa var. Ama mayınlı bölge mi derseniz mayınlı bölge. Yine de aşağıda vermek istemeyeceklerdir. Yani aşağı gelse bile onu alım fırsatı olarak değerlendireceklerdir. Tekrar yukarı hamle yapacaklardır. Şunun gibi diye düşünüyorum. Yani açıdan kazanıp tekrar yukarı atacaklardır. Şimdi trendleri yeniledim arkadaşlar. Çünkü ben sistem yeniledi trendleri daha doğrusu. Benim kendi yenilemem alakası yok. Sistem yeniledi. Şu şekilde bir trend hattı attım. Bakalım bu trendi çalıştıracaklar mı? Bu sefer çünkü şurayı hesapladım. Bu şekilde hesapladım. Tam buna benzer oldu dikkat ettiyseniz. Böyle bir trend oluşturdular. Yani onlar oluşturdu yani. Biz de onlara uyduk. Bakın açıyı da çizdim. Tam açı da örtüşüyor. Bakalım ne olacak? Dikkatle yakından takip ediyorum. Artık bir beklenti sunmanın anlamı yok arkadaşlar. Çünkü piyasanın sahibi diyelim, piyasanın palası istediği yönde piyasayı götürüyor. Biz şuradaki hareketin, buradaki hareketin bar bazında burada olacağını tahmin etmiştik. Daha sınırlı kalacağını ve şu trendi çalıştıracaklarını düşünmüştük hatırlarsanız. Şöyle çalıştırıp ondan sonra gideceğini düşünmüştük. Ama onlar onu yapmadılar ve trendi değiştirdiler. Daha yukarı dik çıkan bir piyasa yaptılar. Ve dolayısıyla piyasada geride kalmış olan ana tahtaları aldılar. Biz de bu süre içerisinde sadece işte geride kalmış tahtalarda trade ederek 1400'den bir anlamda 1400'den 1500'e kadar günlük trade'le 2 haftadır günlük trade'le vakit geçiriyoruz. Yani yatırımlık tahtalarımız zaten birkaç tane var hani ucuz yollu. Onlar yatırım için düşünülebilir ama bir kısım tahtalar ise işte benim eski model portföyde belirlediğim tahtalar ise ciddi alım yerlerine geldiler. Yani ciddi daha doğrusu direnç bölgelerine geldiler. Hedef değerlere geldiler. İster istemez onlardan çıkmak durumunda kaldım. Endeks bazında 1400'e gelince. Şimdi endeks üzerinde etkisi olan tahtalardı. Bizim model portföyde olan bazı tahtalar var. %80 prim yaptılar. Yani baş harfleri böyle. %80, %60 prim yaptılar ve onlardan ister istemez bir risk içerdiği için. Tabii kısa vade için söylüyorum. Orta uzun vadede. Yani 2021'in devamında çok daha pozitif olacaktır. Ama bu şekilde de endeks bu şekilde de yani gitmesi bana çok sağlıklı gelmiyor işin doğrusu. TL bazlı tabii konuşuyorum. Dolar bazlı bakıldığında hala ucuzuz. Onu da şöyle değerlendirebiliriz. Yani yabancılar her ne kadar ucuz olsak da ucuz daha ucuz almak isterler mi? Mesele burada. Daha ucuz almak isterler mi? Tabii onların bileceği iş. Biz ne yapabiliriz derseniz long yönlü piyasada harekete yeni başlamış olan daha şurada hareketin şu kısımda olanlar var. Onları yakalayıp onlardan almak en azından geri gelse bile bunların riskini taşımamak. Birincisi bu. İkincisi ters yönlü işlemlerden uzak durmak. Yani tabii bizimki VWAP sistemi üzerinden anlattığım sistem takip edilirse tersi düzü yok yani sistemde. VWAP'ta bizim için ters düz yani short olmuş, long olmuş benim sistemimde fark etmiyor. Short ya da long fark etmez. Sadece rakam var. Sistem rakamda yukarı gösteriyorsa yukarı işlem yapılır. Aşağı gösteriyorsa aşağı işlem yapılır. Sizin short'u long'u o anlamda yoktur yani. Yani pahalısı ucuzu yoktur. Bu bölge VWAP'ta pahalı ucuz diye bir şey yoktur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ben onu anlattım zaten yapısal modelde VWAP analizinde. Burası da ucuz değildir. Burası da pahalı değildir yani o anlamda. VWAP'ı değerlendirirken pahalısı ucuz yoktur. Fiyatlar aşağıysa VWAP tarafındaki oyuncu aşağı gider. Yukarıysa VWAP tarafındaki oyuncu yukarı gider. Ama ben hep şunu söyledim. VWAP'ta herkes %80, %90 arkadaşlar zarardı. Çünkü sistemi onlar üzerine kurgulamışlar. Onların parası eridiği için adam tahtalarda ellerinde olduğu için istediği şekilde istediği vadeyi istediği şekilde yönetiyorlar. Takaslardan bile tam olarak onları
Göremezsiniz, öyle söyleyeyim. Görünen takaslar sadece işin görünen tarafıdır. Aslında onun flu kısmı vardır. Tahtalardaki pozisyondan haberiniz olmaz. Long mudur, short mudur? Diğer hesapta, diğer aracı kurumda ya da diğer bankada açtığı pozisyondan haberiniz olmaz. Siz sadece bir pozisyonu görürsünüz. Neticede piyasanın palası çok kişiyi burada shortçuları ihya edip longçuları batırırken, burada da dolarcıları, dolar yatırımcısını batırdılar. 8,5'a kadar gösterip, hatırlarsanız 8,5 bölgesinde ben 8 7,40'tan itibaren doları analiz ettiğimde söyleyeceğim. 7,40'tan itibaren dolar kısmında temkinli olunması gerektiğini ifade etmiştim. 8-8,5'un gerçekçi olmadığını, tekrar bu bölgelere, 7'li bölgelere doğru gelileceğini ifade ettim. Yani hatta hedef olarak da 8,5 ruble benzerliği yaparak 8,5 görülüp 8'in altına hızla geleceğini, 1-2 ay içerisinde, en geç 3 ay içerisinde geleceğini ifade ettik. Şimdi burada da tabii zaman vermek istemiyorum. Aynı şeyi buraya söylemek istemiyorum. Çünkü neticede para nereden girerse piyasa oraya doğru gider. Ama benim bir analizim var. Yani onu söyleyeyim. Analizim var. Analizim esasında temelde benim analizimlerim değişmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bana kızarsanız ayrı mesele. Değişmiyor. Ama da söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Söyleyince bu sefer ters işlem yapıyorsunuz. Ters işlem yapınca da zarar edip bana kızıyorsunuz. Bunu söyleyemediğim için söylemeyeceğim daha doğrusu. Artık olaylar yaşansın, görülsün diyelim. Ters işlem, trend kırılmadan ters işlem yapmamak en sağlıklısıdır her zaman. Bunu söyleyeyim sadece. Ben ne yaptım derseniz zaten sizi de o anlamda uyarıyorum. Tepe bölgelere gelindiği zaman ben riskli tahtalardan çıkılması gerektiğini, hızlı prim yapmış tahtalardan çıkılması gerektiğini ifade ettim. Burada 80 bindeyken, buradayken ve buradayken biliyorsunuz yatırımlık uzun vade istediğiniz kadar taşıyacağınız tahtalardan bahsediyordum. Bu bölge ise o kadar hızlı alındı ki yani 2,5 ay içerisinde, Kasım daha dün yani. Kasım'dan bu tarafa, Kasım'daki düşüşü hatırlayın. Yani Kasım'ın başındaki düşüşü hatırlayın. Kasım'dan bu tarafa, Kasım ayı ve Aralık ayı 2 ay içerisinde tahtalar %70 prim yapmış. Yani bir %70 daha yapabilir. Olana hayırlı olsun ve bol kazançlar diyorum ben de zaten. Ama benim için yeterli dedim ben. 1400 seviyesi hedef seviyem görüldükten sonra benim için yeterli. İstediğim seviyeye gelene kadar, şimdilik günlük trade ederim. İstediğim seviyeye gelene kadar da yatırımlık tahtalarımda dahil ben farklı pozisyonlarda, farklı enstrümanlarda gerekirse yatırım yapmayı tercih ederim diye kendi düşüncemi belirttim. Buradaki teknik olarak yapısal anlamda gördüklerim de zaten sizde şimdiye kadar beni izleyen arkadaşlar benim ne gördüğümü biliyorlar diye söyleyeyim ben. Yani göstergeleri falan bir kenara bırakıyorum ama yapı, bakın kamayı bile yukarı kırıp anormal bir görüntü içerisine girdikten sonra bu anormallik. Anormal diyorum, bakın anormal. Ki dolarda da aynısı yapılmıştı. Anormallik nereye kadar devam eder? Dikkatlice izleyeceğiz. Hemen sert bir kırılım işin doğrusu beklemiyorum. Yani sert bir kırılım beklemiyorum. Ara ara kısa vadeli işte şöyle düzeltmeler bekliyorum ama ondan sonraki süreçte bu kadar sert hareketler maalesef sert düşüşleri de getirir. 2000 çıkışını biliyorum. Yalnız nereden gelir onu göreceğiz, izleyeceğiz. Yani kırılım görmeden de bir şey söylenmez. Kırılımı gördükten sonra söyleyelim. Yani 1600, 1500'den mi, 1600'den mi gelir? Yoksa benim işte 2021 hedefim 210 arkadaşlar. Bunu söyledim zaten. Bakın bunu da söylüyorum. Sonra bana demeyin siz çok negatif konuştunuz diye. Benim 2021 sene sonu borsa hedefim 210 arkadaşlar. Daha yukarısını hiç söylemeyeyim. İyice kafanız karışacak yani. Ama eğitimlerde söyledim arkadaşlara ne beklediğimi söyledim. Şimdi bu sene 1400 dedim. Herkes bana sistem etti, siz düzeltme dediniz. 1400'ü unutmayın ama 1400 dedik. Orada bir yüzde yaklaşık %5'lik yanılma payımız oldu. Çünkü 1400-1450'yi de aştı. 1500'e geldik sene sonu itibariyle. Son 2 günlük hareketle. Yoksa 1440'a kadar her şey normaldi. Kontrol altındaydı. Ama orayı terse kırınca işler karıştı. Yani bizim analizi bile o anlamda çöp ettiler. Hangi analizi çöp ettiler onu da göstereyim. Trendler açılmadı. Trendler açılsaydı iyiydi. Yani şuradaki analiz bu 30 dakikalık. Bakın burayı kırarak bir haberle burayı kırarak çöp ettiler arkadaşlar. Normal bir hareket değil bu. Ama piyasada normali anormali yok. Esas olan rakamlardır. Trend geldi işte. İşte şu analiz arkadaşlar. Bakın şuradaki kama bakın kırıldı ve yukarı attılar. Çöp oldu yani.
%90 çalışan aşağı doğru kırılması gereken sistem, minimum buraya kadar gelmesi gereken sistem gelmedi ve adamlar yukarıya doğru aldılar. Dolayısıyla stop olundu yani. Burada da stop olundu. Biz de bir anlamda malsız kaldık. Yani hiç elimizde mal kalmadan sadece işte harekete yeni başlamış olan tahtaları YouTube üzerinden zaten seçiyoruz. Her hafta 20 tane tahta belirliyoruz. Aşağı yukarı siz soruyorsunuz, biz de söylüyoruz 20 tane tahta. Sadece onları izliyoruz. 2 tane %5 yakalayıp bırakıyoruz arkadaşlar. Yani hedef 2 tane %5 ama tabii bu 2 tane derken 20 tahtadan endekste gittiği için yani 10 tanesi %5 yapıyor. 2-3 tanesi %25 yapıyor. Kalan 5-6 tanesi de yatay kalıyor. 1-2 tanesi de belki eksi stop oluyor diyelim. Yani onlarla vakit geçiriyoruz. Günlük trade'lerle vakit geçiriyoruz. Siz YouTube'da soruyorsunuz. Biz de YouTube'dan değerlendiriyoruz tahtaları. Ne şekilde gideceğiyle alakalı. Ama arkama yaslanıp da tahtaları izleyemiyorum. Yani benim kendi sevdiğim işte ana tahta pozisyonda dediğim çok ucuz bulduğum geçmişte ve analizlerini yaptığım dipten dönüş yapan tahtalar dediğim tahtalarda birkaç tane kaldı yanlardan. Çok fazla yok da. Şimdi onlar iyi yani. Onları zaten her fırsatta söylüyorum iyi iyi diye. Sektörel bazda birkaç tane tahta var. Tabii endeks gittikçe onların aşağıda kalmaları potansiyellerini büyütüyor. Onu da söyleyeyim. Onlar gene iyi yani. Ben endeks gitse de onlardan yatırıp yapılmasında sıkıntı yok. O ayrı mesele. Yani endeks düşse bile onlar yine yatırımlık olarak kalacaklar. Çünkü hala potansiyelleri çok yüksek ve henüz çıkışa ayak uydurmadılar. Sıralarını bekliyorlar. Baskılanıyorlar yani diğer bir deyişle. Ama zamanı geldiğinde onlar gidecekler. Diğerleri duracak, onlar gidecek. Öyle söyleyelim. Neyse sözü de çok uzattık. Yıl sonu analizi mahiyetinde olsun bu söylediğim. Önümüzdeki senenin hedeflerini de söylemiş olduk bir anlamda. Bütün detayları da anlatmış olduk. Durum bu arkadaşlar. Yani ben önümüzdeki sene için genel anlamda negatif olmadığımı söylüyorum. Bunu bir kez üstüne basa basa söyleyeyim. Yani 2021 hedefim benim 210. Yaklaşık da 3 dolar arkadaşlar. 3 dolar. Yani 3 dolar, 3,5 dolara kadar da bir potansiyel var. Onu da o zaman söylerim ama şimdilik kısa vade, yani 1 yıllık için söyleyeyim. 3 dolar hedefim var. 2021 için. Ki bu yıl da zaten pozitif olduğumu hep söylemiştim. 6 ay var, 6 ay var dediğimiz. 6 ay bitti arkadaşlar ve trendi de kırdı. Yukarı doğru gidiyor. Ara düzeltmeler son derece sınırlı kaldı. Buradaki ve şurayı görüyorsunuz. Şimdi normalde tam kamanın ucundaydı. Normalde yapması gereken şey buydu. Ama onu da yapmadı. Tam tersi. Kamayı terse kırdı ve yukarı doğru gitti. Normal, şu anda normal günlerden geçmiyoruz. Ama pozitif. Negatif mi? Değil. Pozitif arkadaşlar. Neden? Hiçbir zaman kendi ülkenin enstrümanının yıkılmasını hiç kimse istemez. Borsa ne kadar yukarı giderse ülke değerleri o kadar iyi olacaktır ve yatırımcı o kadar çok kazanacaktır. Trendler kırılmadıkça da ters işlem açılmaz. Öyle söyleyelim. Trendler kırılmadıkça ters işlem de açılmamalı. Ama terste kalan oyuncular için de tekrar hatırlatayım. Bir kurs düzenledim ki videonun altındaki linkten o kursa ulaşabilirsiniz. O kursun tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Sistemden alakalı genel detayları da kursa kayıt olduğunuzda alır öğrenir ve Viyop'la alakalı en azından kayıp etme kısmında yani terste paçal yapmamayla alakalı temel bilgileri de kısa vadede yakalamış olursunuz. En azından alternatif bir sistem bilgisi yakalamış olursunuz. Hiçbir şey olmasa Viyop'un hareketleriyle alakalı algoritmik yapısıyla ilgili bilgi sahip olur ve ona göre de belki de Viyop'ta işlem yapmazsınız bundan sonraki süreçte diyelim. Çünkü biliyorsunuz ben genel anlamda Viyop'ta yatırımcının çoğu zararda olduğu için Viyop'ta mümkün olduğunca az işlem yapmaları gerektiğini düşünürüm. Bunu da hep söylerim. Viyop'tan alakalı bir sürü videom var. Bir zaman sadece Viyop analizi yapıyordum. Ve orada bak yani çok kişinin zararı oldu. Çünkü bu tip hareketler, aşırı hareketler, yukarı aşırı, aşağı aşırı hareketlerde kaldıraçlı sistemden dolayı insanlar zarar ediyorlar. Hepimiz hele de ben kendi sistemime bile uymadığımda yani sistemde stop yerleri var. O sistemde stop diyor. Ben uymadıysam nettir arkadaşlar. Stop'a uymazsan zarar edersin. Bunun anlamı budur yani. Ben de zarar ediyorum. Stop'a uymazsam bunun bilmesi yok yani. Şurada stop'a uymazsam ben de zarar ediyorum. Niye? Piyasayı %1 alıyorlar. Viyop'u %3,5 almışlar. Piyasa %1,5, Viyop %4. Bunun gibi geçmişte de gördük yani. Sistem 2,5 çıkmış, Viyop %5 çıkmış.
Düşerken de tersi. Marjı iyice daraltıyorlar falan. Yani tamamen Viyop oyuncularını terse düşürmek üzerine kurulu. Bir arkadaşımız Freeman diye galiba kodlu bir arkadaş. Dünkü videonun altına bir sürü detay yazmış. Hoşuma da gitti yazdıkları. Onu da okuyun yani. Oradaki kısımları da okuyun. Benim tek derdim bir anlamda bu işlemleri yapıyorsanız bilinçli yapın. Bilinçsiz yapmayın. Bu iş çünkü bilinçsizce hakikaten yapılacak iş değil. Bilsen de bir arkadaş şunu demiş. Bilsen bile girme demiş. Ona da katılıyorum dedim. Ama giren için de mecbur bir takım eğitim çalışmalarının yapılması lazım. En azından sistem tanıtılmasının yapılması lazım. Bu Viyop'ta nasıl çalıştırıyorlar? Viyop'u nasıl kullanıyorlar? Yatay bölge neresidir? Rant bölgesi neresidir? Nereler özellikle stop olunmalıdır? Günlük marjdan ne kadar standart sapması nedir? Matematiksel analiz nasıl yapılır? Robotik manuel olarak ama. Robotik takip nasıl yapılır? Ruhsuz nasıl işlem yapılır? Diye onları da ister istemez anlatmak durumunda kalıyoruz ki insanlar ciddi zarar etmesinler. Mesele bu arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafiği okuma ve bilgi vermedir. Önümüzdeki senenin hayırlı olması temennileriyle diyebilirim. Herkese mutlu yıllar arkadaşlar. 2021, 2020'den herkes için daha güzel geçsin, daha sağlıklı geçsin ve bol kazançlı günler geçsin. Bu arada şunu da söyledim. Çok ciddi zarar eden arkadaş varsa, gerçekten ciddi zarar etmiş olan arkadaş varsa psikoanalizakademi@gmail.com'u arayabilir. Benimle iletişime geçebilir. Destek olabileceğim bir husus varsa en azından bireysel analiz mahiyetinde kendilerine yardımcı olmaya, psikolojik destek vermeye ve bundan sonraki süreçten alakalı bir hareket tarzında yol göstermeye de hazırım. Sonuçta biz aynı davanın insanlarıyız, öyle söyleyelim. Yani bizim derdimiz insanlara yardımcı olmak. Ama elimde olan olduğu kadar arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Çünkü piyasanın hakimi biz değiliz. Elimde olduğu kadar bildiğim ölçüde yardımcı olmaya da çalışırım. En azından fikir veririm neler olabileceğine alakalı. Bu konuda mail atmaktan çekinmeyin. Yardımım olursa ne mutlu derim ben. Peki arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.